Evet, kıymetli basın mensupları, ben her şeyden önce hepinize günaydınlar diliyorum, iyi haftalar diliyorum. Beyaç ilçemizde yaklaşık 7 asırdan beri devam eden Eren Günü etkinliklerinin bu yılda yapılacağı haftaya başlamamız nedeniyle bu basın açıklamasını yapma zarureti hasıl oldu. Bu nedenle sizlerle bugün bu vesileyle beraberiz. Evet, Eren Günü etkinlikleri bu yıl 24-25 Ağustos, Çarşamba ve Perşembe günleri inşallah yapılacak. Biz bu vesileyle hem bu konuyla ilgili açıklamamızı yapalım, hem de sizleri ve sizleri izleyenleri, bizleri dinleyenleri, izleyenleri Batı Toroslar'ın son uzantısı olan Toroslar'ın ucundaki yörüklerin kültürünü yaşatmak adına, tekrar etmek adına sizleri davet etmek üzere bugün buraya gelmiş bulunmaktayız. Evet, 7 asırlık bir etkinlikten bahsediyoruz. 7 asırdan bu yana bizim atalarımız Çiçek Baba zirvesinde Köyceğiz tarafındaki ve Beyaş tarafındaki, Eskele tarafındaki yörüklerin bir noktada hasat sonu etkinliğe şeklinde buluşması, yarenlik yapması, dertleşmesi, dinlenmesi şeklinde izah edilebilecek bir organizasyondan bahsediyoruz. Tabii bunun farklı beklentileri, farklı etkinliğe katılanlar açısından farklı beklentileri olan vatandaşlarımız da var. Herkes kendi nasibine düşen kısmını almak için o gün orada olacaklar. Ben kısaca programdan bahsedeyim sizlere. Çarşamba günü, 24 Ağustos Çarşamba günü Beyaş Belediyesi Mehmet Yüksel Toplantı Salonu'nda Kalebe Yerel Eylem Grubu Derneğimizin bir fotoğraf sergisi olacak. Kalebe Yerel Eylem Grubu Derneği, Kale ve Beyaş Belediyelerinin ortaklaşa kurmuş oldukları, özünde o bölgede yaşayan insanlarımızı kırsal turizm anlamında, ekoturizm anlamında, doğal turizm anlamında bilinçlendirmek için kurulmuş bir dernek, bir Avrupa Birliği projesi. Tabi bu bağlamda 30 Haziran 3 Temmuz tarihleri içerisinde ilçemizde Topuklu Yaylası'nda Gök Bilim Şenliği adı altında ulusal bir etkinlik icra edildi. Özellikle bu etkinlikteki resimler katılımcılara o fotoğraf sergisinde paylaşılacak ve daha sonra da yine aynı gün aynı yerde saat 17'de Kale Üniversitemiz, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitemiz, İzmir Ege Üniversitemiz ve Balıkesir Üniversitemizden akademisyenlerin katılacağı panel düzenlenecek. O panelden sonra kısmet olursa o gün akşam Kartal Gölü'nde yapılan eğlenceye iştirak edeceğiz. Tekrar orada Kartal Gölü'nde konaklamak isteyenler Kartal Gölü'nde kalacaklar ve Beyaş merkezde veya değişik yerlerde konaklayacak olanlar da gelecekler. Ama asıl sabahleyin erkenden şafak vakti, seher vakti, şahak vakti artık uyanışa bağlı Kartal Gölü'nden Eren Gölü'ne doğru yaklaşık 5 kilometrelik bir patika yolda yürüyerek Eren yerine ulaşacağız ve oradaki Eren ziyaretinden sonra, orada yapılacak olan faaliyetlerden sonra da Perşembe günü öğleyin gibi programı bitirip zirveden artık Köyceğiz'deki yörüklerin Köyceğiz'e, Beyaş'taki yörüklerin Beyaç'a intikalini sağlayacağız. Tabii burada sadece şu hassasiyeti sizlerle paylaşmak istiyorum. Geçen yıl biliyorsunuz o bölgede ne yazık ki üzücü orman yangınları oldu. Bu sene de bu konuda biz çok daha tedbirli ve dikkatli olmak zorundayız. Bu nedenle de hem Beyaş Belediye'miz hem de kolluk kuvvetlerimiz hem de orman teşkilatımız o anlamda çok ciddi anlamda önlemler alacak ve denetimler yapacak. Tabii bizim orada en çok mutlaka ormanların hepsi kıymetli bizim için ama orada biliyorsunuz Kartal Gölü'ne varmadan önce 1300 yaşlarında, 1350 yaşlarında Anıt Karaçam ormanları var. Onlar bizim çok önemli değerlerimiz. Allah göstermesin bir ziyaretçinin, bir gezginin, bir hemşehrimizin veyahut da bir misafirimizin bir tedbirsizliği ve dikkatsizliği sonucu oradaki o 1300 yıllık tarihin yok olmasını istemiyoruz. Bu nedenle de gerekli önlemleri, tedbirleri alacağız. Kolluk kuvvetlerimiz de gerekli denetimleri yapacak. Sağ salimen bu etkinliği bu yılda bu şekilde yapmak istiyoruz. Benim etkinlikle ilgili söylemek istediklerim bunlar. Ben geldiğiniz için, katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
Konuyla ilgili sorularımız varsa da bunları da alabilirim. Evet, Ozan. Dışına katılacakları için ulaşım ve konaklama sağlayabilirler mi? Tabii şöyle, biz özellikle ilçe merkezinden Kartal Gölü'ne ulaşım konusunda belediyemiz yardımcı olacak. Özellikle de o biliyorsunuz Kartal Gölü'nün bulunduğu bölge mutlak korunacak hassas alan bölgesi içerisinde. Vatandaşlarımızın özellikle oradaki ormanlarımızda zarar vermemesi için biz Beyaç Belediyesi olarak oradaki misafirlerin yakacakları odunu, gece eğlencede kullanacakları odunu salı günü akşam üzerinden itibaren temin edeceğiz. Oraya koyacağız ama ilçe merkezine kadar gelenleri yine Kartal Gölü'ne ve ertesi günde o eren yerine araçla gitmek isteyenleri de belediyemiz tarafından lojistik destek verilerek misafirlerimizi nakledeceğiz. Tabii konaklama anlamında merkezde sınırlı bir şeyimiz var. Hanay evleri biliyorsunuz sınırlı bir konaklama imkanımız var. Ama biz yine de yörükler ilçemize gelene, evimize gelene aç açıkta bırakmayız. Kendi evimizde de konaklatırız. O konuda da sıkıntı olacağını da zannetmiyorum. Ulaşım konusunda zaten sıkıntı olmayacak ama konaklama konusunda da mümkün mertebe yardımcı olmaya çalışırız yani.